Bir daha ne istiyorsun kız? Emir seninle sevgili olmak istiyorum. Aşk kadar net bir şey var mı hayatta demiş. Ne kadar şanslısın. Bu çocuk var ya bu çocuk. Haftada 10.000 kağıt artı stopaj alan bir çocuk, haberin var mı? Ay ben niye sana geldim ki? He hatırladım. Emir'i bizim çevreden kimseye anlatamıyorum. O yüzden bu avam yorumlara maruz kalmak zorundayım. Arada avamlaşmak iyidir bebeğim. Dikkat edersen hiçbir erkeğin Moraka prensesi fantazisi yok. Hep köylü kızı, komşu kızı, fırıncı kızı, sokak kızı, o şekil şeyler. Zerrin, Emir kendini çekti. Ben diyorum ki çocuk benden soğudu. Acaba ilişkiye start vermek için ilk hamleyi ben mi yapsam? Yap hamleni bebeğim, şahmat ve bitir işi. Nasıl yapacağını bilmiyorum ki. Hayatımda hiçbir erkeğe asılmadım. Altyapım yok, know-how'um yok, anlatabiliyor musun? Anladım, kezbansın. Şimdiye kadar ilk hareket hep onlar yaptı. Ben sen bilirsin dedim. Yani istatistiği gibi de tam yok da öncekinde öyle olduydu. Ya benim fingirdeme şeklim daha çok uyar oğlu olmak şeklinde. Anladım. Hücumda oynamamışsın, hep defansta takılmışsın. Ya gidip çıkmadık falan mı? Nasıl? Yani bir kağıda benimle çıkar mısın yazıp verip kaçsam nasıl olur? Çok iyi olurdu ilkokul işte olsaydın. Ah ah bebeğim. Hadi sevgilin olmadı, hiç fingirdek arkadaşın da mı olmadı? Hemen Zerrin İffet'in hızlandırılmış kursundan geçmen lazım. Mesela? Ders bir. Öncelikle bildiğin yerden gidelim. Pasif, nezih ama baştan çıkarcı bir hamleyle başlayalım. Dekolte bir şey giy. Oğlana. Tesadüf rastlanmış gibi yap. Mesafeli ol ama frikik ver. Aa, ben nereden bileyim böyle ahlaksızlıkları? Ne ayıp. Başka? Hemen ikinci ders ha. Öğrenme azmini sevdim. Emir seni rüyamda gördüm, iyi misin? Bu aralar bir fal baktır deyip hemen el falına bak ki el ele temas olsun, kapıyı araladığın anlaşılsın, hep çalışır. Ah abim, ah abim. Sen nasıl düştün bu tufalara abim? Sağ olasın Zerrin. Bu ne ya? Ya her saat ayrı bir dekor bu sette yani. Eşek, pis it. Bu nedir ya? Ne haber Emir? Nasılsın? Okey, iyi. Serin. Sen what's up? Ne yapayım? Ben doluyordum böyle. Elin mi sakatlandı ya senin? Yo. Oo, iyi günler abi. Eyvallah kardeşim, sağ ol. Aa, seni rüyamda gördüm niyeyse. Çok tuhaftı. Balıklar falan vardı. Ki balık kısmettir gerçi. Kahve falında değil mi ya o? Ay fal demişken, senin buralar kesin fal baktırman lazım. Balık kısmettir ya, para falan gelecek bence sana. Ya da ver, el fal bakayım sana. Yok, hiç gerek yok ya. Versene ya. Ya benim sağ elim... Ver el, yemeyeceğiz. Ya. Bu anca tünerle falan çıkar, başka türlü çıkmaz. Ay. Wow. Özür dilerim seni tiksindirdiğim için. Neredesin sen bacım ya? Burada kır kahvesinde köy muhtarı gibi oturdum, bekliyorum. İhtiyar meclis sokacaktır ki sen geldin. Kusura bakma bebeğim. Tam vaktinde evden çıktım. Vitrine baktım, ne yaptıysam yol bir uzadı ki. Ne olacak bu emir işleri? Ben elime yüzme bulaştırdım. Hatta elime öyle bulaştırmışım ki aha bak tinerle bile çıkmadı. Ümitsizliğe kapılma. Yerden kalk, savaşmaya devam et asker. Bas ne? İkinci aşamayı deneyeceğiz. Emirin ilgi alanları senin ilgi alanların olacak. Kızlar nasıl ya, anlamıyorum. Hayır bacım, hobileriyle ilgilen, aynı ortamlarda bulunma açısından. Emir futbolla ilgili bir delikanlı. Git arkadaş ortamına takıl, beraber maç seyret. Futbol, ne bileyim ya. Ay 22 adam bir tek topun peşinde. Sakın böyle konuşma. Futbolu kız gibi seyretme. Muhabbetlerine limon sıkma. Ne yapayım yani? Ay Ronaldo ne yakışıklı deme. Offside miydi o ya? Tüh filan de. Yorum yap. Gerekirse sinirlen, biraz küfret. Roma'da Romalılar gibi davran. Kız Roma kolay, avucumun içi gibi bildiğim şehir. De futbol zor. Böyle bu işler. Bünyemin bilim kurgu seviyor diye ne gerizekalı filmleri kaç kere bayılıyormuşum gibi seyrettim. Sen biliyor musun? Ah abim, ah abim. Sen nasıl böyle tongaya bastın abim? Nasıl oyunlara geldin sen abim? Sağ olasın Zerrin.
Aa, yalnız şu formanın şeritinin turkuaz rengi var ya, bu sezonun en moda şeyli. Koşamıyor ki ya bu herif. Ya sakattı ya ondan. Hadi be. Hadi. Hadi. Hadi, hadi, hadi oğlum. Abi, 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 abi. Allah. Olmayacak. Olmayacak abi, bu herif. Olmayacak. Satmalar. Ne yapıyorsun ya? Nasıl kaçırsın ortada bu? Hayvan herif. Bütün tarafta sana hakem sana bütün kartlar sana hayvan. Pardon, ortam biraz avamlaştı. Ben kaçıyorum. Neredesin sen ya? Aa, Zerrin, söylediğin hiçbir şey işe yaramıyor. Ben çözdüm bu işi. Senin abimle beraber olmanın nedeni senin hünerin değil, abimin salaklığı. Ne yapacağım ben? Sakin ol Askin. Kendine gel. Gözlerime bak. Başaracağız bunu. Panik yok. Okey. Artık çok güçlü ve gizli bir silahı devreye sokmanın zamanı. Flört sektörünün turvatını açıklıyor. Erkeklere öğretmenliği çok sever. Onların öğrencisi olacaksın. Hangi konuda? Karbüratör tamiri, dolma sarma, denizde taş sektirme fark etmez. Yardımını iste. Bana öğret. Ben bilemiyorum. Yetiştir beni de. Hepsi erir biteri garantili. Abim, ah abim. Sen ne düzenlerin, ne dalga dümenlerin, ne Ali Cengiz oyunlarının kurbanı oldun abim. Sağ ol Zerrin. Allah razı olsun. Nedir ya böyle apar topar hemen şu an şan dersi almam lazım diye. Ah, şan dersin acilitini ben anlayamadım. Ben şarkı söylemek istediğimi hissettim aniden. Böyle ses tellerim yerinde duramıyor, bilemezsin. Böyle sen konservatuarda iyi kötü şan eğitimi almışsındır. Bana öğretsen diyorum. Öğretmenim ol, ben bilemiyorum. Yol göster. Aa, wow. Yani ben de aslında pek iyi değilimdir ama okey. Öncelikle nefesi diyafram alıyoruz. Diyafram, diyafram alıyoruz. Sonra tiz seslerde bağırarak yukarı çıkıyoruz. Mesela. Okay. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Aa, oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Bu tarz. Okey, şimdi sıra sende. Dene mesela. Son, iki, üç, dört. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Oley! Ne diyorsun? Ah, müzikten tiksinmemek için gitmek istiyorum. O kadar mı kötü ya? Kediler bile miyavlayarak sana katılıyorlar. Nankör hayvanlar. Aa, okey. Ben kalkayım artık. Emir dur gitme. Ben sana asılmaya çalışıyorum ya. Pardon? Günlerden uğraşıyorum. Sen alıp başını gittin. O zaman ben dedim bir hamle yapayım. Asılıyorum işte. Olmuyor mu? Aa, bu konuda bayağı bir kötüsün. Hatta sesin kadar kötü diyebilirim. Aa. Wow. Okey. Ama niyet güzel. Mühim olan niyettir. İyi niyet esastır. Benim niyetlerim biraz kötü gerçi. Ortak paydada buluşabileceğimize inanıyorum. Hatta bir gün senin evinde bu ortak paydanın üzerinde konuşabiliriz mesela. İşte böyle açık konuş çok daha serin. Bilemiyorum ki. Flört pratiğim yok. Ben sana pratik yaptırırım. Aa. Aa. Mesela bu akşam bana gelsen, he, otururuz. Bence yapabilirsin. Daha önce oturmuşluğum var. Ha, iyi. O yeter. Gerisini ben hallederim. Emir'e kurban oluyorum ben.
kız oğlan kurbanı ne yapsın? Bayramda yemiştir o. Ona manita lazım. Ama işte 100 bin lira ev sahibi yapmış bir ailenin kızı... ...kendi manitasıyla başını sokacak bir ev bulamıyor. Hale bak. Hayır, karışmak gibi olmasın ama erkek dediğinde evde doyurmazsan gider çöpten beslenir kız. Ya deme öyle. Sığınacak dam bulamamış bir çift kuburu gibiyiz. Yuvasız kuşlar gibiyiz. Ben yapacağım senin yuvanı, merak etme. He? Benim sizin için bazı mekan fikirlerim var Nur Hayat. Dostluk öldü mü? Öldü mü? Öldüyse de katili sensin. He? Başka katili sensin. Katil olma. Emirlerin aşkınızı koru ve yaşat diyorum bacım. Ben aşkı koruyorum da toplum bizi yaşatmıyor. Zerrin sahamız yok. Bünyemin'in kapı gibi ofisi var. Nezih binada, merkezi, eşyalı. Niye libidoyu koruma ve yaşatma derneği lokali olarak değerlendirmiyorsunuz? Abimin ofisinde romantik yaptınız Emir'le, ha? Ya Bünyamin abim gece gündüz orada çat diye damlarsa? Demlemez. Çünkü o anda benimle. Ve aynı anda iki yerde olması fizik kurallarına aykırı. Bu akşam uygun mu bebeğim? Oyalacaksın ha abime? Günaydın. Öğrenirse ne yapar biliyor musun? Hey, bana yardım etmek için ilişkinizi ve kulaklarını riske atacaksın ha? Tehlikeyi severim. Ya sen? Vallahi böyle biri olduğunu bilmiyordum. Hayret. Günaydın. Sen daha hiçbir şey bilmiyorsun bebeğim. Bünyamin, şu an bir müzik dükkanındayım da onun görüntüsü var. Yarım saate işim biter, sonra yemeğe gidelim mi? Oradan belki ofise uğrarız. Yardırmışsın. Peki güvende miyiz? Ben dünyanın öbür ucuna gitsem, sen yanımda oldukça hep güvendeyim Emir. okey. peki, ben güvende miyim Bünyamin sen açıdan? Bu cümleyi söyleyeceğimi hayat boyu tahmin etmezdim ama... ...Zerrin sağ olsun, her şeyi ayarladı. Organizatörün dibiymiş o. Peki, bu gece burası bizim mi? Kaça kadar? Hep. Gece yarısı balkabağa dönüşmem, merak etme. Oho, balkabağa falan fark etmez, her türlü yerim. Über, etkili bir kimya var sende, anlıyor musun? sende de fizik var maşallah. Her şey tamam, neden yardırmıyoruz diyorsun yani? Mesajı okursan gidip köşedeki simitçiyle öpüşürüm. Babam filansa ne olur bir bakayım kim bu saatte. Zerrin. Diyor ki... Abinle aşağıdayız, yukarı çıkıyoruz. Çıkan bu ya? Sanmam. Çünkü... Kapıdayız. Saklanın diyor. Çok sert. Ay sor bebeğim, tatlı krizim tuttu da. Yalnız çıkalım, ofiste ya, soğuk burası. Acele yok, hayatın tadını çıkaralım. Hadi bakalım, ofis ofis dedin, geldik ofise. Ne var acaba bu kadar bu ofiste? Neler neler vardır, kim bilir? Burada mı oturacağız, ne yapacağız? Bilmeyeyim. Daha karar vermedim ama. Bilgisayardan film falan dinleyeyim mi? Dur bebeğim. Geçiyorum bilgisayarın başına, sonra ben çok sıkılıyorum. Küpeni mi arayacaktın sen? Evet.
Her yere bakacağım. Bir şey bulurum elbet. Her yeri arayalım. Hatta masanın altına da sen bak diyeceğim. Okey. Ama ay buldu bebeğim. Geri kalmadı. İyi otur hadi, tamam. Ay yok. Burası bastı beni. Sinemaya gidelim. Evet ya. Ne filmler var, ne filmler. Ya ne filmler çevriliyor. Haberimiz bile olmuyor. Bu neydi? O neyin sesiydi ya? Bir ürküldüm. Bir şey duyduk değil mi? Evet. Sanırım Beyoğlu gecesi tüm neşesiyle renkli ve at yazılı bizi çağırıyor. Onun sesiydi Bünyamin. Ruh hastası ya. Bir günaydın yüzünden yaşadık o kabusu ha. Dostluğum 10 numaradır, düşmanlığımsa 10 numara 5 yıldızdır bebeğim. Emir hala kekeliyorsa sette bugün çok zorlanacak. Ya ne vartalar, ne maceralar atlattık. Neler geldi başımıza? Hiçbir şey gelmedi sayemde. Dün gece avucumun içindeydin. Ama yine dostluk ettim, seni ele vermedim. Bir dahaki sefere bilmem. Ne istiyorsun? Sen ne istiyorsan onu. Manitamla romantik günler. Babana beni iyi lanse edeceksin. Dünyanın bütün reklam ajansları toplansa seni yine de iyi lanse edemez Zerrin. Benim kreatif bir fikrim var ama. Babana diyeceksin ki Zerrin çok mahcup, aşırı utangaç bir kızdır. O akşam sizle tanışacağı için eli ayağı titremiş. Gitmiş eczaneden heyecanını yenmeye gevşetici bir ilaç almış. O ilaç nasıl dokandıysa o küfürleri ederken kendinde değilmiş. Yazık diyeceğim. Babam da bunu yiyecek. Ya da sen ayvayı yiyeceksin. Bitmedi. Bir hafta mühlet. Babanın yanında zarafet ve utangaçlığımı sergileyebileceğim bir aile toplantısı ayarlayacaksın. Dostlar bugünler içindir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.